Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün sizlerle Hint filmi önerilerimden bahsedeceğim. Çok güzel Netflix'te var olan 5 tane içerikten bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Diğer önerilerime ulaşmak isterseniz sağ üst köşedeki kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videoma geçiyorum. İlk içeriğimizin ismi Queen. Türü ise kendini bulmayla alakalı çok güzel bir film. Konusuysa evlenmek üzere olan bir genç kızımız var. Tam düğün aşamasındayken nişanlısı tarafından terk ediliyor. Daha sonra bir takım bunalımlara giriyor. O bunalımı bir şekilde atlattıktan sonra Paris'teki balayına gitme kararı alıyor. Ama kızımız bir köyde yetiştiği için nasıl davranması gerektiğini, kimlerle konuşması gerektiğini asla bilmiyor. Tabii ki Fransızcası da olmadığı için biraz zorlanıyor. Ama neyse ki orada arkadaşlar edinmeyi başarıyor. Gerçekten çok güzel bir kendini bulma yolculuğu. Film inanılmaz güzeldi. Mutlaka izlemeniz gereken filmlerden bir tanesi. O yüzden bunu kaçırmayın derim. İkinci filmimiz bir biyografi filmi, yani gerçek hikaye filmi. İsmi ise 83. Filmde bir kriket takımı var ve Hindistan'da alay konusu olmuş. Çünkü hiçbir maçı kazanamıyorlar ve o kadar kötü skorlarla kaybediyorlar ki artık herkes onlarla dalga geçiyor ve kimse onlardan bir şey beklemiyor. Ama takım kaptanımız, yani Ranveer, kendi inancını yüksek tutarak takımın tarih yazmasını sağlıyor. Tabii ki film gerçek hayat hikayesi olduğu için tüm detaylarını da bize vermiş. Hatta gerçek zamanlardaki takım oyuncularını vesaire fotoğraflarını da gösteriyor. Hatta gerçek hayattaki takım kaptanının da filmin sonunda röportajı var arkadaşlar. Çok güzel bir filmdi. O yüzden mutlaka izlemelisiniz. Bir diğer içeriğimiz ise Gangubai. Yine bu gerçek hikayede Aliya'nın oynadığı karakter ünlü olma hayalleriyle evden sevgilisiyle beraber kaçıyor. Sevgilisi ise bunu bir genel eve satıyor arkadaşlar. 17 yaşında bir genç kızın nasıl hayatının bir anda değiştiğini ve o genel evde ne kadar zorlansa da aslında kadının çok zeki olup hayatını bitirmek yerine kurtarmayı tercih ettiğini anlatan muhteşem bir filmdi. Çok güzel bir filmdi. Gerçekten çok beğendiğim filmlerden bir tanesiydi. Özellikle şarkılarına bayıldım. Mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Bir başka içeriğimiz, ismini parça parça söyleyeceğim. Çok garip bir ismi var. R değil tabii ki. RRR. İsmi neden RRR bilmiyorum. Onu gerçekten hiç anlayamadım. Filmimizin türü aksiyon ve macera. Çok güzel bir filmdi bu arada. Filmde iki tane çok büyük, güçlü, ilkelerine bağlı, yetenekli savaşçılar var. Savundukları şey adına her şeyi göze almayı kabul etmişler. Biraz fazla güçlü ve biraz fazla insanüstü gelebilir. Ama şöyle söyleyeceğim, bunun sebebini filmin sonuna doğru anlıyorsunuz. O yüzden en baştaki görmüş olduğunuz çok fazla büyük hareketleri kafanıza takmayın. Sahte göründüğünü düşünmeyin. Sadece bazı noktalarda green screen biraz fazla belli oluyor. Film devam ettiğinde kaliteli bir senaryo ortaya çıkıyor. Bu arada İngiltere'nin sömürgesi altında yaşayan zamanı anlatan bir film. Mutlaka bunu da izlemelisiniz arkadaşlar. Son içeriğimiz bir polisiye gerilim, olay çözme, dedektiflik. Daha çok polisiye ama filmi olan Tar filmi. Yani ismini telaffuz edememiş olabilirim. Şurada kapağından artık bakar yazarsınız. Filmde çok sakin sakin yaşayan, yıllar öncesindeki Hindistan'ı anlatan bir köy var. Köyde bir anda çok ağır ve şiddetli bir cinayet işleniyor. Yıllar öncesinde o köye atanan ve her şeyin sakinliğinden muzdarip olan bir de polisimiz var. Polis o kadar sakinlikten sıkılmış ki hiçbir atraksiyonda olmadığı için bu cinayeti çözme olayı onu gerçekten heyecanlandırıyor. Polis yavaş yavaş olayı araştırmaya başladığında tabii ki de taşlar yerine oturuyor. Neden, nasıl, kim, bu detayların hepsini veriyor. Çok güzel bir senaryoydu. Özellikle sonunda çıkan sebep-sonuç ilişkisi gerçekten benim çok hoşuma giden senaryolardan bir tanesiydi. Çok güzel bir film olduğu için bunu da mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Şimdi bir takım filmlerden öğrendiğim şeyler var. Onları da sizinle parça parça paylaşmak istiyorum. Şu. Bu nedir arkadaşlar? Bu nazar değmesin demek. Alın çizgisinde kırmızı tozdan dökülüyor ve artık eşe oluyor. İnsanların kendi öz sevgisini ve saygısını kendine ayna karşısında belirttiği şu hareket. Pek de güzelim. Bu hareketimiz teşekkür, özellikle kafasını sallıyorsa teşekkür ettiği anlamına geliyor. Ama bu hareketi
böyle yaptıysa özür dileme hareketidir. Bir şeyi çok beğendikleri zaman wow demek yerine vah diyorlar ve hani şu hareket var ya, şu hareket. Söz vermek, işte yemin etmek, şu hareket. Böylece videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Verdiğim bu 5 tane filmde umarım izlersiniz. Gerçekten çok güzel filmlerdi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dakika. Çok sıcak. Sanki böyle şey gibi hava. 29 derece ama aslında böyle 45 gibi. Ne oldu? Yo bir saniye. 1, 2, 3, 4, 5. Tam düğün. Düğün müydü? Evet. Bir diğer it dedim galiba. Evlenmek ne? Lütfen. Size de oyunculuk yapıyorum bir taraftan.